Merhaba. Temmuz ayını bitirdik. Ağustos ayının içine girdik. Başladık. Yani yaz mevsiminin son ayı. Ondan sonra sonbahar var önümüzde. Benim bir sözüm var. Hepimiz yaşadığımız çağın tanığıyız. Tanıklık ediyoruz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz bu insanlara ve olanlara, dünyada, ülkemizde, her yerde olanlara hepimiz tanıklık ediyoruz. O yüzden şu yaşadığımız çağın kıymetini bilelim diyeceğim ama hemen oradan birileri yazacak, biliyorum. Neyin kıymetini bileceğiz, nasıl olacak bu işler diye. Gerçekten bilmiyorum. Ama bir şey anımsatmak istiyorum. Ben ve sizler hepimiz bir sahnedeyiz, bir film sahnesindeyiz ve hepimiz hayatımızın filminde başrol oynuyoruz. Şu anda ben bu filmin başrolündeyim. Kamerada Bilal abiniz var. Etraftan geçen insanlar var. Birazdan birileriyle röportaj yapacağım ve onlara soracağım. Gidişatı soracağım ama unutmayın. Yaşadığımız çağın tanığı olduğumuz gerçeğini asla unutmayın. Hayat devam ediyor. Bu hayat sahnesinde, bu hayatımızın filminde hepimizin üzerine düşen bir görev var, bir rol var. Ben kendi üzerime düşen görevi, rolü yerine getirmeye çalışıyorum. Sizlere söz hakkı tanıyorum. Bazıları yorumlara yazıyor, ya bu giriş kısmını niye bu kadar uzatıyorsun? Çok sıkıcı oluyor falan filan. Bakın şurada bir yerde ileri atlama tuşu var ya da kapatma tuşu var. Eğer bu söylediklerim canınızı sıkıyorsa, hoşlanmıyorsanız ya ileri sarın ya da gidin başka videolar izleyin. Milyonlarca, milyarlarca YouTube'da kanal var. Sizin zevkinize hitap edecek muhtemelen birilerini bulursunuz. Gidişat, evet gidişat. Bugün bu sahnede, bu filmde bakalım vatandaşlar neler söyleyecek, neler konuşacak. Sorayım mı abicim size? Size beyefendi. Size sorayım mı? Nasıl mısır alışveriş oldu. Yapmışsın? Kaça pazar, pazar. Abi? 10 lira tanesi. Tanesi mi? Evet. Valla. Ne olacak abim ya? Ne olacak? He? Bilmiyorum. Üretim yok. Üretim yok. Ne oldu pahalı abicim bizim üretimimiz? Her röportajda hemen hemen senin gibi konuşan söylüyorum. Muhtemelen bilmiyorum yaşın kaç. Herhalde aynı jenerasyon olabiliriz diye düşünüyorum. Biz daha 20 yıl öncesine kadar Orta Doğu ve Balkanların kendi kendine yetebilen tarımda, hayvancılıkta ülkesiydik. Ne oldu bizim? Girdilerden dolayı. Girdiler maliyetli oldu. Maliyetler yükseldi daha doğrusu. Köylü ekemez oldu. Üretemez oldu. O yüzden fiyatlar da tabii farklılaştı. Bir de şey var. Tüccar olayı var. Yani bir de tüccar köylüden alıyor hesaplı. Stok ediyor. Azar azar piyasaya sürüyor. O yüzden de peki bunları fiyatlar denetleyecek bir mekanizma yok mu ya bunlar? Olabilir, olması lazım ama denetim yok. Yani denetim yok piyasada, yani her alanda denetim hiçbir alanda yok yani. Eskiden böyle miydi? Eskiden mesela bazıları diyor ki eskiden daha iyiydi diyor. Katılıyor musun, eskiden iyi miydi? Mesela ben de diyorum ki eskiden de iyi değildi ama. İyi değildi ama bu kadar değildi. Değildi değil mi? Evet. Maalesef. Bir takım şeyleri düzeltme vaadiyle geldi mevcut iktidar. Sayın Erdoğan. Yok, gitgide bozuluyor yani. Serbest piyasa ekonomisi yok. Gitmedi, gitmiyor yani. Olmaz. Nasıl görüyorsun geleceği? Gelecek iyi değil yani bu şekilde. Gelmesin diyorsun. Gelecek gelmesin. Gitgide kötüye gidiyoruz sanki. Yani gitgide kötüleşiyor ortam. O bedava diyor. Bedava mı ya? Abi yukarıda adam 40 lira satıyor mısırı ya? Tanesini. Pişmiş ama. O pişmiş doğru. Çiğ alır. Mesela çiğ alır. Şimdi kendisi pişirecek, yiyecek. Abi yine de 10 lira çok. Çok ya değil mi? Vallahi çok. Niye çok abiciğim? Abi para verdik dedi. Bak ben emekliyim. Para verdi dedi. Hani bizim daha bu farklar şeyler yok. Niye yok? Nereye gitti? Gitti uçtu. Nereye, kimin cebine girdi? Yani abi bak şöyle söyleyin. Mesela bu abinin tamam 10 milyon almış olabilir de çiftçinin cebine girse keşke mesela 10 milyon lira para, biliyor musun? Ha bak mesela, bak örnek veriyorum, git Manisa tarafına, domatesi var ya 1,5 milyona satamıyorlar salçalık domatesi, gel bura 15 milyon. Ya burada da köylü pazarı var ya Tahtakale'de. Şey mesela orada daha ucuz. Şeyde örnek veriyorum, bu aracılar çok para kazanıyor abi, işin doğrusu bu, 10 katı para kazanmaya çalışıyorlar. Denetlesinler ya birileri. Gerçekten yani bunun önüne geçilmesi lazım yani. Mesela git adam karpuzu satamıyor, gel bura 8-10 lira alıyorsun yani. Yazık abi. Tır tır dökerler.
Sokaklara, topraklara. Mesela Bursa Büyükşehir Belediyesi gitmiş karpuzu evet, almış şeyden. Şeyden gördüm. Satılmayan karpuzları. İnternette gördüm. İyi bir şey mi? İyi bir şey. Vatandaşa yardımcı olmuş oluyor. Çok güzel. Çiftçiyi ayakta tutmuş oluyor yani. En azından yani. Ama belediye de yük olmuyor mu? Bak yük abi oluyor ben 10 sene sebze halinde çalıştım bak. Yeni sene hiç göremez insan seneye de misal yani. Belki karpuz alamadı abi. Yok alamaz. Bir de mesela çiftçi ölürse seneye hiç göremez yani. Bak abi sebze halinde çalıştım ben. Yemin ediyorum bak hal çıkışı kaç para diye mesela salata en kötü. 10 lira 15 lira. Buraya geldiği zaman 20-25 lira. Abi satamıyor. Ne yapıyor biliyor musun? Elemanlara diyor ki kaldırın oğlum bunları çöp attın diyorlar. Yazıklar olsun. Niye çöp attırın ki? Ver ucuz ucuz millet yesin. Ya da karşı taraftan da ucuz al. Yok yani çöp çiftçinin günah abi ha. Sadece benim bildiğim çiftçinin malı para etmiyor. Etmiyor etmiyor vallahi etmiyor. Mesela 35 milyona 30 milyona yeşil fasulye satıyor tamam mı? Tarıma çiftçiye destek yok abi yani yok destek yok ya, yok. Adam vallahi yalan ya. Bak. Adam vallahi evet abi ben Konyalıyım çiftçinin en kralıyız. Ha. Mesela 35 milyona yeşil fasulye yetiştiriyor. He. Gel markette 120 milyon lira. Şimdi abicim. Ben yetiştirdim, gübre attım, suladım. Yani para... 35 lira para aldım. Onun hepsi cebime girmiyor. Gübreciye şura bura gidecek. Adam dartıyor, teraziye koyuyor. O da alıyor 80 lira para şimdi alıyor. Sen misin? Konya'dan geliyorsun, çiftçisin. Evet. Şimdi Konya Ovası yakın zamana kadar Orta Doğu ve Balkanların. Evet. Türkiye en şey tarımda... Abi... Şeydi, tavla ambarıydı. Ne oldu abiciğim? Şeyin mesela ülkenin bel kemiği gibi bir şey Konya yani. Doğruyu konuşacaksın. Abi ya bu şekilde olursa. Bak 1 kilo buğday 9 milyon lira. Aynen. 9 milyon lira. 9 TL ya. Şimdi mesela en iyi makarnalık buğday 10.250 lira. Makarnalık buğday. Mesela adam 5 kilo buğday satacak. 1 litre mazot alacak. Bu hak mı yani? Ya çiftçiyi bitirdim. Allah için konuşacaksak yani. İkinize de sorayım oy verdiniz mi daha ben önce? Vermedim. Ben vermedim abi. Ha. Sen vermedin sen. Ben vermem abi. Verdim abi de. Ha. Ama şu anda ben mesela. Bundan sonra verir misin? Vermem ben abi. Vermem ben iki abi. Senedir vermiyorum ki oy. Hayatta vermem abi. Ben de Konyalısın. Evet. Kayınbiladım. Yok yok şey olarak söyledim. Kayınbiladım. Evet. İki senedir de vermiyorum abi. Doğrular olsun. Sen uyarmadın mı bunu? Bak, ben sen yapamadım. Gidiye yanlış işleme yapıyorum. İki senedir hadi de akşamlar. Vermiyorum abi. İyi akşamlar Allah'ım emanet. Abi düğüne gideceğim geç kalktım. Nasıl görüyorsun gidişatı? Hangisini? Ne, gidişat, gidişat ekonomik. Ekonomik bence iyi. Yani i̇yi, bazı şeyler iyi bazıları iyi mesela değil. Mesela hangileri iyi hangileri? Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri konusunda çok iyi. 10 numara ya. Değil mi? Size değil mi yani yok, ben yok, size hayır. Soruyorum şöyle ya. Şöyle bir şey. Kaç yaşındasın? Bir şey sorabilir miyim? Hep siz soruyorsunuz. Yani biz de bir soralım. Ben mikrofon bende. Tamam sor. Şimdi, bak söyleyeyim baş önde benim. Sen şimdi geldin girdin. Tamam. Şimdi bak. Heh. Bu İHA'ları SİHA'ları kastediyorsun yapılsın. Onlara sadece onu demiyorum. Yani diğerleri. Evet evet. Evet İHA'lar tamam. Yapılsın, SİHA'lar tamam. Yapılsın, tank yapılsın, roket tamam. Yapılsın hepsi yapılsın. Hastane yapılsın, havaalanı yapılsın. Bunu siz de istiyorsunuz değil mi? Efendim? Siz istiyor musunuz hastaneleri? Kim istemez ya? Ama ama evet. Onların yükü senin o benim. Bunun bir bedeli olmayacak mı? Ne? Bedeli olmayacak mı? Siz istiyor musunuz derken yani beyefendi yok, istemeyeceğini. Yok. Tamam. Yok, o düşünüyor. O hayır hayır. Değil. Hayır yani bak, o da istiyor. Olsun. Şimdi siz zannediyorsunuz ki ya siz yapın. Siz mi soracaksınız? Bir de biz soralım. Ha dinliyorum buyur. Buyur. Bak. İHA da yapılsın, hastane de yapılsın ama heh. O hastane yapıldıktan sonra Danimarkalılara satılmasın. Bana oraya hastane garantisi yapmasın. Yol yaparken geçiş garantili yapmasın. Almanya'da kaç milyon Türk var? Ya ben ne soruyorum, sen ne anlatıyorsun? Hayır sen yani bir de küresel düşünmek lazım. Siz küreselliği seviyorsunuz ya. Kim ben... seviyor ya? Sevmiyor musunuz? Allah Allah. Ya bak küreselliğin ne olduğunu biliyor musun sen? Yani ne anlama geldiğini biliyor musun küreselliğin? Küreselliğin ne anlama geldiğini biliyorum. Anlat bakalım hadi. Hadi ben bilmiyorum. İzleyenler de bilmiyordur. Anlat küresellik nedir? Küresel belirli bir sermaye kapsamında yani uluslararası alanda bir ticari alışverişi yapma anlamında değerlendiren tamam. Bir konudur yani. Tamam. Öyle baş, benim algılıyorum. Ne istiyorsun? Başka tamam. ne öğrenmek istiyorsun? Evet. Şimdi bak sana şöyle bir şey söyleyeyim. Söyle. Küresellik ya da başka bir şey önemli değil. Heh. Biz Türkiye'mize bakıyoruz. Almanya'da bizim ilgili beni ilgilendirmiyor. Amerika'da bir yere kadar. Doğru. Fakat ben istiyorum ki Almanya'daki emekli gibi, Hollanda'daki emekli gibi ya da İngiltere'deki emekli bu gibi doğru. Senin emeklinde, senin işçinde ay sonunu getirirken kara kara düşünmesin. Çok güzel. Bunu istiyoruz. Sen istemiyor musun? Bunu ben de istiyorum. Tamam. O zaman problem ne? Şimdi Almanya'ya baktığın zaman 35 yaşında emekli olan birisi yok ama. Tamam. Değil mi? Bunun da bir bedeli olacak. Elbette. Yapmasın abi. Çıkarma EYT'yi. Ha işte bu. EYT'yi çıkarma EYT'yi. Ha benzi çıkarmaması gerekiyor. Tamam niye çıkardın? Ha, o şey strateji yani strateji? Seçim stratejisi. Ha oy seçimi kaybetmemek için. Bir anlamda öyle. Peki kazı kime girdi? Halka. Bir bedel, nasıl bir strateji? Hiçbir şeyin bedeli işte bu şekilde ödeniyor. Yani o kendi koltuğunu kurtarmak uğruna
Millete kazık attı. Peki, öyle değil mi bir anlamda? Peki yani bunu istiyorsan bir bedeli olmaması gerekiyor değil mi? Abi halka girmesin ya, biraz da onlara girsin ya. Ya o da, onlar da bedel ödemesi gerekiyor. Ödemiyor ama neden? Ya o ödeyecek. He, ne zaman ödeyecek? Hadi bakalım söyle. Beklentin ne? Abi yapamıyorsa bırak. Cevap beklentin ne senin? Ben şöyle söylüyorum. Mesela evet. Kim olursa olsun. Babamın oğlu olsa bile, hı-hı, eğer bir şeyi beceremiyorsa çekip gidecek. Kim olursa, ister muhalefet ister iktidar. İsim vermiyorum. Evet. Sence başarılı mı mevcut iktidar? Bence şunu diyeyim. Aslında bu sadece yani bir ülkenin kalkınması 3-5 kişinin şeyine bağlı olmaması gerekiyor. Halk olarak komple. Tamam. Yani ya sadece bir kişi 83 kalkınıyorsa ne olacak? Bir saniye. 83 milyon tamamen bu şekilde düşünmesi gerekiyor. Doğru bir mu? Bir kişi kalkınıyorsa ya da bir grup zümre kalkınıyorsa ne olacak? Evet. Yani burada benim demek istediğimi anlayamadım. Anladın mı? Bak bir grup, bir zümre kalkınıyorsa halkın... Burada hırsızlık yapılıyor anlamını değerlendirir. Yani benim, senin, öbürün, Ahmet'in, Mehmet'in hakkı yeniliyordur. Ama genel anlamda bunun düzeltilmesi 83 milyonla olur. Tamam. Bu 83 milyon insanın da hem ahlaki, yani her türlü yönden kendi ülkesini yani kalkındıracak her türlü adımı, her türlü fedakarlığı atması gerekiyor. Bir kişi 3 kişi 5 atması gerekiyor yoksa bizi yönetenler 83 milyon. O bak şimdi. Onlar da TC vatandaşı. Bak, onlar da yani bak. Evet. 80 sen sandığa gidiyorsun, oy veriyorsun değil mi? Aynen evet. Niye oy veriyorsun? Diyorsun ki beni evet, doğru yönet, dürüst yönet. Tamam. Refah içerisinde yönet. Aynen. Doğru mu? Evet doğru. Yapabiliyorlar mı bunu? Kısmi olarak bazı yönleri oluyor, bazı yönleri olmuyor. Peki kısmi yönler dediğin zaman hangisi ağır basıyor? İyi tarafların basıyor yoksa yanlış tarafların? Aslında iyi tarafları yönünde umut şey yapıyor, gözüküyor. Çok umut gözüküyor. Gözüküyor, evet. Peki şöyle bir soru. Şöyle bir gelsene şuradaki anons çok gürültü geliyor. Şöyle bir abicim. Tamam, bak abi, görüyor musun? Onu da göstereyim. Burada SMA Bilal bir çeksene bak. Evet. Bu insanlara devlet sahip çıkması lazım, hükümet. Ama kesinlikle, dilencilik yapıyorlar. Kesinlikle. Neyse, konumuz o değil. Ses gürültü evet, girdiği için bu anımsatmayı yapmak durumunda kaldım. Şimdi evet, sandığa gittiğin zaman sence, oy veriyorsun. Sence sahip çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Çıkmasa burada dilencilik yapmazlar. Ya ben şöyle diyeyim, ben 52 yaşındayım. Dilencilik yaparlar mı buraya? Ya bir şey anlatayım, müsaade eder misin? 90'larda anasını babasını ahara bağlayan insanları gördüm, biliyorum. Tamam. Ama vardır ama istisna var. Bu şimdi vardır. Şimdi vardır. Yani sen diyorsun ki bir senede her şey biz şey olalım, Kanada olalım. Bir yani, sene mi? 23 sene abi. 23 sene ya. 23 senede Cumhuriyet kurulduktan sonra, hı-hı, yapılan fabrikalara, yapılanlara bak. Bir de 23 yılda satılan fabrikalara bak. Satılmak derken bu kiralamak olarak değerlendirebilir miyiz? Niye? Satıldı. Şeker fabrikalarından tut. Hı-hı. Bir tank palet fabrikası ki Katarlara kiralandı. Evet. O da 50 milyar dolara galiba, 50 milyon dolara. 50 milyon dolar nedir? Hiç. İnsan askeri şeyini kiralar mı ya, satar mı ya, böyle bir şey olabilir. Onu biraz daha doğru araştırır mısın? O rakamlar değil. Bakalım, o rakamlar ben aklımda var da yani şu an tam ne söyleyeyim. Yok yalan konuşmayayım diye ne söyleyemiyorum yani o rakamlar değil. Katarlara satıldı, satılmadı, kiraya verildi. Kiralandı evet. 50 kiralandı. Milyon dolara, 50 milyon dolara tank palet fabrikası. Evet. Başka bir şey söylemiyorum. Tamam. Merhaba abiciğim. Gel. Konuşuyoruz. Gidişatı konuşuyoruz. Gidişat merak et, emniyet. Merak et. Şimdi arkadaşımız dedi ki, ya iyi tarafları da var, kötü tarafları da. İyi tarafı ne tarafıymış? İyi taraflar daha çok dedi. Ne tarafı iyi tarafı? İyi tarafların ne? Sen alttan bakıyorsun, üstten bakıyorsun iyi tarafına. Ben Türkiye'de kendi yaşıyorum, sen bu dünyada yaşıyorsun değil mi? Ben 69 yaşında adamım. Ben de 52 yaşında. Ben 52 yaşında adamım. Boş yaşamışım bak, boş. Ne tarafı iyi? Bak her taraf Suriye. Ne tarafı iyi? Ne tarafı iyi? Kart. Anadan doğma böyle. Anadan doğmayım, anadan doğmam. Ulusa Mudanya Triyeli'yim. Zeytinbağlı'yım. Van'dan gelmedin diyorsun yani. Yok ya uzaydan gelmedin. Amerika'dan gelmedin. Hani bunun gibi. Şey, bak bu en basit ne biliyor musunuz? Şu uzeti bir kere bir insanın psikolog olarak git bir psikologa tek şeyi sıkıntısı olan bir adam böyle duruyor. Her zaman şöyle şu vaziyet. Nedir bu? Neyse boşver. Sen şimdi çiftçi mi yapıyor mu çalışıyor mu? Ne biliyor musun? Bunlar Suriye'den başka hiçbir şey, evlatları ya, arkadaşları ya, kardeşleri ya, alın Suriyeleri, madem öyle sen de git. Bir yüzük vardı, yüzüklerin efendisi olundu, yüzük. Ne oldu, milyar dolarlar, 100 milyar dolarlar nerede? Hani milyon değil. Sayın Erdoğan şöyle bir sözü vardı, bir gün Recep Tayyip Erdoğan zengin oldu duyarsanız haram yemiştir. Tamam, biliyor musun? Ne düşünüyorsun bu konuda? Ben hırsızım diyordu. Demek yani, şimdi bir de hırsızlık nereden geçiyormuş? Evladından hırsızlık öğrenen baba görmedim, duymadım. Hırsızlık babadan evlada geçer.
evlattan babaya değil, yönetimlerde hırsızlık yukarıdaki üst yöneticilerden alttaki yöneticilere, oradan da halka yansır. O gemicikler nereden geldi? Şimdi gemi var, gemicik var. 52 yaşındasın, nereden geldi onlar? Kolay mı? Kayık al bir tane, kayık. Sence nereden geldi? He, nerede? Çalarak. İyi biliyorsun yani. Ne, şeyle mi çalıştı? He? Hayır yani, he, nereden biliyorsun? Bir insan... Sayın Erdoğan dedi ya. Bir insan... İsrail'e. Eğer çok zengin olduğumu duyarsanız bilin ki haram yemişimdir dedi. Orta Doğu ve Balkanların en zengin siyasetçisi. İsrail'e kimler bak, İsrail'e. İsrail'e bütün Sakip dünyaya... Sakip Sabancı'nın hayatını biliyor musun? Kimin? Allah Allah. Sakip Sabancı... Adam zengin olmak suç mu kardeşim ya? Değil de kardeşim. Evet. Sakip Sabancı sanayici, Sayın Erdoğan siyasetçi. O adam babası da Sabancı'ydı, fakirdi. Kimin? Kayseri, Sakip Sabancı. 450 sene evvel. Hangi? Ya sen arkadaşım, yok, sen bırak. Şey, ya bu kadar, bir dakika. Senin bir dakika. Sen Fatih'e aynı kefeye mi koydun? Kaç paran var? Neyin var? Şu anda evin var mı? Yurdun var mı? Sana ne kardeşim? Hayır, sana değil. Ben sana seviyorsan Allah Allah. Herkese vermek zorundasın. Bugün geçiniyorum. Herkes geçiniyor. Öyle değil. O seni ilgilendirmez. Hayır, soracağım da. Ben yetiyor mu sana? Bir dakika, beni dinle. Senin yerin vergisini vereceğim. Alo, beni dinle bak. Buyur abi. Kardeşimize soralım. Geçti. Paran düştü. Oğlum lan 100 lira düşürdün lan. Son para. Son para, bak son para. Dinle şimdi. Ay sonunu getirirken kara kara düşünmüyorsun değil mi? Yetiyor sana. Yetmiyor Allah. Sen ay sonu getirirken kara kara düşünüyorsun. Ya bırak babacığım, kim onu yetiyor diyen, kim o sahtekar o ya? Yok, ben sahtekar değil mi? Ya on diyorum. Bunun ağzı ne diyor bana mesela? Kim, hangisi? Katılmak istemedim abi, bir şey soracağım sana. Ben 73 yaşındayım, 70 senesi Bursa'dayım. Hala da yetiyor diyorsun. Nasıl yetiyor? Hiç kira var mı? Hakikaten kira var. Kira vermiyorum. Kendi dairem var. Kendi dairem var. O kiracın var mı kiracın? Kaç para maaş kazanıyorsun? Ya o senin. Ya bir dakika, bir soru soracağım. Yok, evlat. Söylemek zorunda değil abicim. Söylemek zorunda değil. Bana bak, ne olur Allah'ını seviyorsun. Bak Allah'ını seviyorsun. Bırakın artık şu. Bırak ya. Ülke battı. Ülke gidiyor. Gitti ya. Tarımı yok ettik. Ya bir sultan, Tayyip Erdoğan bu mal varlığını nereden aldı ya? Anlamadım. Şey, bu mal varlığını Tayyip Erdoğan nereden aldı? Şimdi ya şirkete gitmeden aldı. Sakin ol, bırak, sakin ol. Hayır, bu mal varlığı Tayyip Erdoğan nereden aldı? Niye sormuyorsun? Sakip Sabancı da zengin diyor. Bir dakika. CHP'nin AKP yedi sıçtı. AKP yedi sıçtı. 32 trilyon parayı AKP yedi, şimdi CHP diyor bunun borçlarına. CHP diyor. AKP'nin. Bu borçların CHP diyor. Sen ne yaparsan yap. Bu benim yıkanmış olsun. Ne olur biraz dürüst konuşun. Dürüst. Yani bırakın yanı kalın. Bunlar yanı, bak tepki göstere bu abi, bu abinin çoğunu tepki gösteriyor. Atatürk, sen memnunsun. Biraz bunlar senin durumun iyi olabilir mi? Tek ben miyim? Eğer ben yanılmıyorsam, bak tekse ben doğru yoldayım demek. Ha. Bir de o da var. Bu kadar insan yanılıyor, sen doğrusun. Ben çoğunluktan yana değilim. Doğru neyse çoğunluk. Gel abi, gel oraya gel. Evet. Bu kadar abi insan tepki gösteriyorsa. Öncelikle merhaba. Merhaba. Seni takip ediyoruz sürekli. Abi, çok ederim. Güzel yayın yapıyorsun. Teşekkür ederim, eyvallah. Şimdi illaki bu siyasette bir tarafı savunan da olacak, kötüleyen de olacak. Hayır, sorumu duydun ben, mu? Bak araya dedim ki. Ben biliyorum sorunu abi. Anladın mı? Takipteyim. Şimdi ben bir şey izah edeyim abi. Ben yıllardır YouTube'da siyasi kanalları izliyorum. Bundan 3 sene önce bütün AK Partililer toplanırdı. Han Hıraç savunurdu. Şu anda abi burada tek kaldı. Bu da bir değişimi gösteriyor. Artık bak önemli. Burada artık kimse kolay kolay savunamaz. Savunana da hayretle bakıyorum. Vallahi helal olsun abi. Bir ara susmanız lazım artık. Yeter. Ülkenin ekonomisi çökmüş durumda sayın abim. Ekonomiden de öte beka meselesi bu iktidarla geldi abi. Yani mülteciler bizde çok büyük bir krize sebep olacak. Şimdi bak, araya girebilir miyim? Buyur arkadaşım abi. Az önce dedi ki, ben de ben hayretle baktım arkadaşa. Bu kadar insan yanılıyor olabilir mi? Ben dedi doğruyum dedi. Olamaz. Doğru öyle benim dedi. Abi herkes... Olabilir bu, ama bu senin doğrun. Yok. Gerçekleri değiştirmez. Değiştirmez. Şimdi herkes cebine giren parayı biliyor. Herkes kendi vücudundan verimli. Senin durumun güzel olabilir. Bak benim durumum da güzel abi. Allah'a şükür. Evim de var, arabam da var, her şeyim var. Ama ben kendimi düşünmüyorum. Tüm Türk halkını düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah böyle devam eder. Senin arkadaşın halkı sen. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yalnız değil misin? Bravo halka. Sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Abicim sloganı attın ama gitme ya. Gitmeydin. Gel. Gitme. Gel. Gel gitme ya. Olsun, konuş bak. Bu mikrofon bu yüzden var. Bu mikrofon bu yüzden var. Bak beni var ya, buradan atarlar. Çok büyük. Niye atarlar ya? Ay niye atsın abicim? Şimdi Recep Tayyip Erdoğan dedi. Önce geçmiş olsun.
Tamam, niye? Geçmiş olsun. Parmağım kırıldı. Geçmiş olsun diyorum işte. Allah razı olsun. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan sloganı attı. Evet. İyi değil mi? Dünya lideri. Dünya lideri. Süper. Adam. Süper. Abi, adam gibi adam. Özgür diyoruz biz. Tabii canım. Özgür diyoruz. Özgür. Özel. Özgür. Tamam. Özel kim senin, abi? Senin görüşün bu. Sabi'nin görüşü bu. Yaşasın Özgür. Yalnız milli paramız bütün yabancı paralar karşısında değer kaybetti. Bana ne abi? Niye? Bana ne? Ha sen dolarla kazanmıyorsun. Kazanmıyorum abi. Peki cebindeki TL nasıl? Ne durumda? Benim param var, ben içiyorum. Her türlü param İçiyor, var. Tabii canım, Allah tamam. Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Tamam. Adam gibi adam. Tamam, tamam, peki. Selamünaleyküm. Nereye gitti o Özgür Özel diyen abi ya? Bitti mi? Olabilir, kendi görüşü ya. Sana sorayım, sen de bitireyim. Yok, sağ ol, teşekkür ederim. Size sorayım. Yok abi. Konuşmak isteyen var mı? Konuşmak isteyen var mı? Size sorayım hanımlar. Konuşmak isteyen yok. O zaman bitiriyorum arkadaşlar. Biraz hızlı giriş yaptık. Mikrofonu Edis'e vereceğim. Senede olarak devam edecek röportaja. Videonun başında ne demiştik? Yaşadığımız çağın hepimiz tanığıyız arkadaşlar. Abimiz, son giren abimiz Recep Tayyip Erdoğan'cı dedi ki kazanıyorum, içiyorum diye. Artık ne içiyor bilmiyorum. Siz, karar sizin. Bu videoların efendim... Ne? Alkol içiyor. Niye? Belki ayran içiyordur ya. Belki ayran içiyordur, ne biliyorum. Hayır, Tayyipçi ya, ondan beri. Niye? Tayyipçiler içmez. İçmez. Ayran milli içeceğimiz. Ayran. Ayran. Neyse. Ayran ne? Ne oldu? Şey, Coca-Cola malı içiyorlar. Ne gösterdin anlamadım. Şey, İsrail malı. Ayran nasıl milli içeceğimiz? Ne? Ayran nasıl milli içeceğimiz? Tabii öyle dedi Sayın Erdoğan ya. Olur ayran ya. Ayran değil mi milli içeceğimiz? İnek İtalya'dan, saman Bulgaristan'dan. Evet. Su buradan. Nasıl milli oluyor diyorsun? %100 değil yani. Değil, değil, değil mi? Değil mi? Uruguay'dan da Angus. Ne? Uruguay'dan da Angus. Uruguay'dan Angus. Angut, Angut. Sütünü sayıyoruz, ayran oluyor ama... Sonra milli oluyor. Milli değil. Bildiği tek içeceğimiz rakıdır. Aman aman rakı. Rakı da pahalı, nereye içiyorsun? Dünya kadar para. Vallahi bir şeylik bir şekilde içiyoruz. Hadi bakalım, yarasın, şifa olsun. Arkadaşlar, bu videoların, bu röportajların, bu yayınların sponsoru sizlersiniz. Siz beğendikçe, paylaştıkça daha çok izleniyor. Yayının başında söylediğim bir şey vardı, az önce de biraz vurguladım. Yaşadığımız çağın hepimiz tanığıyız ve hepimiz hayatımızın filminde başrol oynuyoruz. İşte mikrofon bende, burada toplanan insanlar var. Siz görmüyorsunuz, şu anda kamera arkasında bir hayli kalabalık bir gürü var. İzliyorlar, bu adam ne konuşuyor, bu adam ne diyor, bu insanlar ne diyor. Lütfen dinleyelim, dinleyelim. Haklı olabilirsiniz ya da olmayabilirsiniz. Bırakın. Ne? Şapkayı hediye et bana. Şapkayı hediye et bana. O benim simgem o. Şapkamı hediye et diyor ya. Kaç para biliyor musun bu şapka? 9 liraya almıştım. 9 lira vakti zamanında. Şimdi al alabilirsen. Neyse. Videoyu bitiriyorum. Yine yayının başında bazı eleştirileri söylemiştim. Soğuk su satıyor bak arkadaşım. Soğuk mu su? Soğuk. Soğuk, tamam. Soğuk su alın arkadaşım, biraz ekonomisini düzeltin. Yayının başında biri yazmış bana çok uzatıyorsun diye konuşmayı. Arkadaşlar, beğenmiyorsanız izlemeyin. Bu kadar basit. Görüşmek üzere, hoşça kalın.